Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 24-30 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar haftanın başında pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda hareket ederken İkizler Burcu'ndaki Venüs'ün Neptün'le zıt açıya geçtiğini görüyoruz. Biraz duygusal ilişkileriniz, ikili ilişkilerinizde şöyle kaygan koşulları oluşabilir, biraz güvenilmezlikler ya da melankolik durumlar altında olabilirsiniz. Bu tamamen sizin duygusal hissiyatınızla da ilgili olabilir. Eşinizle ilişkilerde belki beklentileriniz çok fazla ya da eşinizin sizden beklentileri çok fazla ve siz bunları karşılamakta zorlanıyorsunuz. Bu da tabii hayatınızda biraz güvensizlik yaratıyor olabilir. Bu duygusal iniş çıkışlara dikkat etmekte fayda var. Siz pazartesi günü özellikle biraz da eşinize, partnerinize, karşınızdaki kişilerin beklentilerine karşı daha duyarlı, daha hassas olmaya çalışın, dengeyi korumaya çalışın. Pazartesi akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Salı ve çarşamba özellikle ve perşembe gününün de büyük bölümünde Ay Koç'ta ilerlerken bu hafta para konuları, bütçenizle ilgili konular, finans ve özellikle finansal paylaşımlar, hisseli paralar alanında biraz daha mücadeleniz var. Mars yengeçle ilerliyor. Evet, tabii ki Ay Koç'tan geçerken bu para giriş çıkışlarında biraz daha hızlanmalar yaratabileceği gibi sizin özellikle bir borç nedeniyle, bir kredidir, vergidir, sigortadır ve benzeri bir konu nedeniyle biraz kaygılanmanıza da neden olabilir. Her durumda özellikle bu dönemde, yaz aylarında finans konularında daha dengeli, daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü tutulma döngüleri de sizin finans evlerinizi etkileyeceği için para konularına ciddi yaklaşmamız gerekiyor. Bu harcarken de böyle kazanacağımızı düşündüğümüz işlerle ilgilenirken de beklentilerimizi oluştururken de bu şekilde davranmakta fayda var. Bu hafta gezegenimiz Merkür ayını 27'sinde Aslan burcuna geçiyor. Yengeç burcundan ayrılacak. Merkür bu yıl Aslan burcunda 8 Temmuz'da retro harekete geçecek. 8 Temmuz'a kadar olan süreçte Merkür Aslan burcunda güçlü e, ee, bu dönemde siz özellikle yaratıcı yönlerinizi güçlendiriyor. Biraz daha bilinçaltı, zihinsel konular aktifleşebilir. Ee, ama burada sanatsal yaratıcılık olabilir, e, ee, konular olabilir, bilinçaltına yönelik yapılan her türlü uygulamalar ya da yalnız başınıza yaptığınız bazı hazırlıklar, çalışmalar olabilir. Buralarda daha rahat enerjiler olacak ama 8 Temmuz'dan itibaren retro süreci başlayacak. O zamana kadar ee, özellikle o günden sonra biraz daha temkinli olmakta fayda var. Bu hafta, Perşembe'den itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor. Cumartesi akşamına kadar olan süreçte sevgili Başaklar e, size de olumlu ve e, güvenli bir enerji verecek. Ay Boğadan geçerken Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, e, seyahat edebilirsiniz, gezi planları yapabilirsiniz. Açık havada zaman geçirebilirsiniz. Ticari konular daha rahat ilerleyebilir. Para kazançları da etkilenebilir. Akademik konular, hukuksal konular, basın işleri, yayın, iletişimle ilgili işler, sosyal medya, internet ve benzeri işleriniz, yakın uzak çevreli her türlü haberleşme ve iletişim işleriniz, tabii ki geziler, seyahatler, ay boğadan geçerken daha rahat olumlu ilerleyebilir. Cumartesi akşamından itibaren ise Ay ikizler Burcu'na geçiyor. Pazar günü de İkizler Burcu'nda olacak. Bugünler biraz daha sanki sizin aile büyükleri ve hayatınızdaki otorite figürleriyle e, duygusal anlamda yakınlaşmanız gerekiyor olabilir. Ya da onlara zaman ayırabilirsiniz. Onlarla ilgili konular günlük hayatınızda biraz daha belirleyici olabilir. Bulunduğunuz ortamlar içerisinde de dikkat çekmeniz, öne çıkmanız mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar, Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.